İyi akşamlar değerli arkadaşlar. Bugün 18 Ekim 2021, şişe kapanış değeri 8 lira 16 kuruş. Hisseyi bugün kısaca temel olarak ve daha çok teknik bakımdan değerlendirmeye çalışalım. Değerlendirme sebebimiz bugün göstergelerimize baktığımızda malum orta vadeli trendi veren kırmızı göstergemiz tam hem dip bölgede yani pozitife kestiği bölgede hacimli şekilde kesiyor. Hem de yani çok böyle kıvamında gösterge. Mesela daha önceki harekette nerede al vermiş bakalım. 7.51 ağırlıklı ortalama ile kapattığı gün 28 Temmuz'da pozitife geçmiş. 7.51'den 8 89'a kadar taşımış. Yani ağırlıklı ortalamasını söylüyorum sadece. 7.51, 8.89. Arada bu kadar prim üretilmiş ve tam en tepe bölgede negatife geçtiğinde yine göstergemiz 8.89'da sat vermiş. Şimdi tekrar 11 Ekim'de 8.09 ağırlıklı ortalama ile kapattığı gün, yani geçen hafta 11 Ekim'de pozitife dönmüş. Şimdi 8.09'dan bugünkü ortalama 8.14 ağırlıklı ortalama ile kapattı. Kapanış değeri 8 lira 16 kuruş. Özetle göstergemiz daha önceki aynı kıvamda olduğu için teknik olarak değerlendirmeye çalışacağız. Ayrıca şu trendin güzelliği tekrar bizi cezbetti ve buhur 25'e oyuna geri sokma kararı da aldım. Biraz sonra zamanım olursa buhur 25'i güncellemeye çalışacağız. Şişe yıllardır vardı. Yeni gençlerden birisine forma vermişti. Fakat genç aldığımız seviyeye göre artıda ama şişe içimizi daha çok ısıttığı için ya da bize yılların verdiği alışkanlıkla daha sıcak geldiği için şişe cam ile yani tecrübeli oyuncu ile oyuna devam etme kararı aldım. Özetle. Şimdi gençler hisseye dönersek güncel değerle önce olumsuz senaryodan bahsediyoruz her zaman olduğu gibi. Her iki yönde de yorumumuzu yapmalıyız ki yani tek yönlü yorum yapmak olmaz. Olumsuz haber akışında zarar kes seviyesi güncel değerle baktığımızda 7.91. 7.91 zarar kes seviyesi altında diğer destek seviyesi 7.69. 7.91 stop loss değeri 7.69 zarar kes seviyesi. Olumlu hareketlerin devamı halinde ise baktığımızda özellikle 8.10 üzerinde kaldığı sürece olumlu görünüm devam eder. 8.10 kritik seviye. 8.10 üzerinde kaldığında birinci kısa vadeli direnç seviyesi 8.21. 8.21 üzerindeki hareketlerde baktığımızda şu kısa vadeli 8.28 direnci var. 8.28 geçilirse o zaman önümüzde çok bir hedef yok. Daha önce belirgin olarak çalışan bakın hissenin orta vadeli yükselen trende geçtiği şu bölge den sonra oluşan 200 EMA'ya paralel belli bir makas var. 1, 2, 3, şurada kısmen 4 ve 5. 5 kez çalışan bir makas direnci var. Bu makas direnci 8.28 üzeri hareketlerde hedef olarak izlenebilir ya da direnç seviyesi olarak izlenebilir. Şimdi bu ortalama makasımızı alalım. Zamansal kaymamızı yaptırdık. Evet. Benzer şekilde gideceğini farz ederek 200 EMA'nın yaklaşık olarak evet 9.60
8.28 kısa vadeli direnç demiştik. 8.28 üzerinde 9.05 tarihi zirve direnci, 9.05'in geçilmesi durumunda orta ve uzun vadede 9.60 makas direnç seviyesi olarak izlenebilir. Daha önceki şu dirençlerde olduğu gibi. Şimdi hisseye önce bugünkü araç kurum dağılımına bakarak devam edelim. Baktığımızda %31 alıcılı ilk 5 kurumun alıcılı olduğunu görüyoruz. Birinci alıcıda 12.7 milyon lot ile Bank of America. İkinci tacirler, üçüncü yatırım finansman var. Satım tarafında da birinci satıcı 5.2 milyon ile TEP yatırım dikkat çekmiş. Ama %31 alıcılı olması önemli. Takasa bakalım. Takasta henüz yabancı takasında toparlanma, yani ucunu yukarı kıvırmamış hala. Yine bakalım. Günlükte evet 11'e 9.4 satıcılar güçlü. Citibank yabancı birinci satıcı. İkinci haftalık görünümde 14.5'a 13.3 yine satıcılar güçlü. Yani şu grafikten belli zaten. Henüz takasta, yabancı takasında olumluya dönüş yok. Toplam takasın %74.30'u ilk 5 kurumda. Takas kısmen toplu. Burası olumlu. Yabancı takasında dönme yok. Eğer bugünkü Bank of'un alımları yabancıya yansırsa, yani Citibank'a yansırsa, o zaman bu takasta da şurada olduğu gibi bakın göstergemiz al verdikten sonra, yani bir hafta sonra Johnny'lerde harekete geçmiş daha önceki trendde. Şimdi bakalım bizim gösterge al verdi. Özellikle bugün çok belirgin olarak verdi. Gene şu bölgede olduğu gibi Johnny'ler harekete geçecek mi? Eğer bugün Bank of'un alımları Citibank'a giderse gene şu bölgede olduğu gibi göstergemizin yeşil üzerine atmasıyla Johnny'ler de harekete geçmiş diyebiliriz. Şimdi şişenin kısaca temel göstergelerine de bakmak istiyoruz. Burada aklıma Fibonacci impuls da yapılabilir. Şu görüntü geldi. Bakalım impuls da makas direncimiz benzer çıkacak mı? Onu merak ettim. Hemen deneyelim. Evet, çok ilginç. Gerçekten de birbirine çok yakın çıktı. Bakın bizim makas direnci ile Fibonacci impuls neredeyse birbiriyle aynı. 9.46 Fibonacci 9 çıktı. Bizim makas da 9.60. Arada %1.5 fark var sadece. Özetle bizim makas direncinin Fibonacci ile de genellikle uyum çalıştığını gösterir bu durum. Şimdi kısaca temel olarak da bakarsak şişe cama, baktığımızda FK'sı şimdi 5'li seviyelerde 5.7 FK. Piyasa değeri, defter değeri 0.97 ile 1'in altında. Yani primsiz, yeterince primsiz, ucuz kalmış demektir. FK'ya baktığımızda daha önce hep bu seviyelerdeyken, bakın şurada hep tepki vermiş. Şurada yine tepki vermiş. Burada 4 lira. Şurada yine tepki vermiş. Burada 3,5 lira. Şimdiki FK hisse fiyatı 8 lira olduğu halde yine aynı değerde. Yani bu şu demektir kabaca. Hisse şimdi 8 lira olsa da 3,5-4 lira ikenki kadar temel veriler açısından ucuz ya da iskontolu olarak yorumlanabilir. PDD açısından da aynı, bakın benzer şekilde.
hissenin 3,5-4 lira olduğundaki PDD piyasa değeri, defter değeri seviyesinde. Yani hisse şimdi 8 lira olsa da 4 lira olduğundaki temel veriler kadar iskontolu, ucuz olarak yorumlanabilir. Piyasa değeri, zirve piyasa değeri 27 milyar piyasa değeri görülmüş. Şimdi 25, 24,99 yani 25 milyar piyasa değerine yakın. Dönem karlarına baktığımızda çıkan merdiven formasyonu devam ediyor. Ciroya baktığımızda çıkan merdiven formasyonu yine devam ediyor. Faaliyet kar büyümesi güzel, o da gayet güzel. Özellikle son çeyrekte belirgin zıplama yapmış. Faaliyet kar marjları da artmaya devam ediyor. Yine öz sermaye karlılığı da artmaya devam ediyor. Şuradaki zirve öz sermaye karlılığı 18,54. Şimdi 16,95. Yani daha önce şurada gördüğü zirve öz sermaye karlılığına adım adım yaklaşıyor şey. Yani nam diğer yaşlı kurt diyelim şeyde. Eski kulak kesiklerden. Evet, şişeci gençler, Şecam için bugünlük bu kadar diyelim. Önümüzdeki çeyrek bilançolar geldiğinde daha ayrıntılı yani hisse değerleme fiyatlı vesaire çalışma yaparız. Şimdilik temel verilere kısaca değindik. Her şey gönlünüze olsun. İyi akşamlar.